Bağdat'a 100 kilometre mesafedeki Antik Babil şehrine gitmek için yola çıktık. Bundan binlerce yıl önce ihtişamıyla göz kamaştıran Antik Babil şehrini yakından göreceğim için çok heyecanlıyım. Buradayız, Babil'deyiz. Ölünce uyanır insan, sen erken davran, ölmeden önce uyan demiş Mevlana. Saddam'a sarayı burada, Antik Babil kenti burada ve Dicle Nehri de hemen burada. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bağdat'tan Necef minibüslerine binip yol kenarında Hille'de indim. Hemen yol kenarında tarihi oldukça ilgi çekici, bir o kadar da karışık olan Antik Babil şehrine geldim. Neden tarihi karışık dedim? Çünkü burada birçok millet hakimiyet sürdü. Bazıları gelip Babil'i yıktı, bazıları gelip Babil'i inşa etti ve çok fazla kaynak var. Bazı kaynaklarda uyuşmazlıklar da var. Mesela A kaynağında şu millet Babil'i yıktı derken B kaynağında o millet Babil'i inşa etti diyor. O yüzden çok fazla bilgi kaosuna girmeden çok sade bir şekilde Antik Babil kentini size anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi Babil Antik kentinin içine girdik. Böyle bir yer. Böyle bir girişi var tabii, buralar sonradan yapılmış. Burada kocaman bir Babil'in o zamanki halini gösteren bir resim var. Neyin ne olduğu bu resimde yazıyor. Şu da Babil Kulesi. Burası Dicle Nehri. Ve burada İştar Kapısı var. Tabii bu gerçek İştar Kapısı değil. Bunu en son göstereceğim size. Onun hakkında da açıklamalar yapacağım. Hemen gelelim şurada. Bunu göstereyim size. Bakın, çok eski zamanlardan kalma Babil haritası var burada. Taşın üzerine bu şekilde kazınmış. Önceden Babil'e alemin kıblesi deniyormuş. Maalesef bu şu an Irak'ta değil, İngiltere'ye götürmüşler. Çalmışlar daha doğrusu. Burada da hangi milletler gelip geçmiş onlar yazıyor. Evet, şimdi biz içeri doğru gidelim. Burada kocaman bir ağaç var. Burada Irak haritası var. Sağında İran, kuzeyinde Türkiye, solunda Suriye, hemen altında Ürdün, hemen bu tarafta Suudi Arabistan var ve burada da Kuveyt var ve biz tam olarak buradayız, Babil'deyiz. Ve ondan sonra Necef'e gideceğiz. Necef'ten yürüyerek Kerbela'ya gideceğiz. Dur şunları da göstereyim. Bir saniye. Bakın. Ur Zikkuratı burada hemen. Yani biz şu an Babil'deyiz. Ur Zikkuratı burada. Hemen İran'a yakın zaten bu tarafta. Buraya gitmek istiyorum. Yani bu geldiğimde yetişemesem de sonradan karayoluyla geleceğim ve oraya gideceğim. Babil Sümerler döneminde küçük bir şehirdi. Sümerliler göğe tapıyorlardı, yükseklere tapıyorlardı. Ve bu inançlarından ötürü de Babil Kulesi'ni inşa ettiler. Bu Babil Kulesi ile alakalı çok farklı rivayetler var. Bir rivayete göre gök ve yerin ortasında kutsal bir ağacın olduğu söyleniyor. Başka bir rivayete göre ise Sümerlilerin tanrısı olan Marduka'ya ulaşmak için böyle bir kule inşa ettikleri söyleniyor. Birinci katında taş, ikinci katında ateş, üçüncü katında bitki, dördüncü katında hayvanlar,
5. katında insanlar, 6. katında gökyüzü, 7. katında ise melekler olduğu söyleniyor ve sonrasında da Marduka'ya ulaşıyorlar. Ama şöyle bir şey de var, Marduka'yı herkes göremezdi. Sadece 1. sınıf insanlar, soylular ve rahipler görebiliyordu. Bu tarz inançları vardı. Babil Kulesi 7 kat inşa edilse de tamamlanamamış. Bunun sebebi Nuh tufanından sonra Tevrat'ta geçen şu hadise ipucu vermekte. Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler. Birbirlerine, "Gelin, tuğla yapıp iyice pişirelim," dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar. Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağı indi. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştı. Ve Babil İbranice'de kargaşa anlamını çağrıştırıyor. Sonra Babil büyük bir imparatorluğun başkenti oldu. Babil İmparatorluğu'nun başkentiydi. Hazreti İbrahim'i ateşe atan Nemrut'un da bu topraklarda hüküm sürdüğü rivayet ediliyor. Hatta Kur'an'da geçen Allah tarafından cezalandırılan Harut ve Marut'tan cinler aracılığıyla büyü öğrendiği de söyleniyor. Tabi bunlar sadece rivayet, gerçeklik payı var mıdır bilmiyoruz. Gerçekleri sadece Allah bilir diyoruz. Evet, tekrardan Sümerler dönemine geri dönelim. Yazı bu topraklarda icat edildi. Sümerler yazıyı icat etti. Ve dünyanın en eski kanunu Hammurabi kanunları da bu topraklarda tam burada yazıldı. Babil topraklarında Sümerler, Akatlar, Amorlular, Kassitler, Asurlular, Ahamenişler hatta İskender dahi hüküm sürdü. Ama Babil ne Nemrut'a ne Nebukadnezar'a kaldı. Hatta Saddam Hüseyin'in de Babil imparatoru olmak istediğini biliyor muydunuz? Hatta onun da bu hayalleri vardı. Diğer hükümdarlar gibi onun da böyle bir hayali vardı. Ve o zamanlarda o Babil'i kazdırıyor. Kazdırma çalışmaları yaptırıyor. Ve Babil yakınlarına da saray yaptırıyor. Irak-İran savaşı başladığı zaman bu çalışmalar duruyor ve sonrasında da zaten olanlar oluyor. Gerisini de siz biliyorsunuz zaten. Birçok milletin Babil'e hükümdar olma hevesleri vardı. Bunu böyle ben tarihte okuyunca çok bilindik bir tane şarkı sözü var ya, bu dünya ne bana ne de sana kalmaz, Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Buradaki Sultan Süleyman da dünyaya hükmeden Hazreti Süleyman oluyor. Yani bizim kanunu Sultan Süleyman değil. Bu şarkı sözü hep aklıma geliyor. Ölünce uyanır insan, sen erken davran, ölmeden önce uyan demiş Mevlana.
Antik Babil şehrinin sadece %10'u kazılabildi ve Babil asma bahçelerini Nebukadnezar eşi Samiras için yaptığı rivayet ediliyor. Düşünün, burası Babil asma bahçeleri. Şimdi gelin gözlerimizi birlikte kapatalım ve Babil asma bahçelerini gözümüzde canlandıralım. Çölün ortasında bir piramit hayal edin. Her piramidin basamağında dünyanın dört bir yanından getirilmiş ağaçlar ve çiçekler. Bu ağaçlar ve çiçekler sayesinde dışarıdan bakıldığında sadece yeşilliklerin havada asılı olduğu hissi veren alışılmışın dışında bir bahçe. Piramidin üst katından basamak basamak şelale aktığını düşünün. Adeta cennet bahçesinden bir sahne. Bahçenin içinden geçen su kanalları hayal edin. Kayıkla bu kanallarda gezinti yaptığınızı, su sesleri ruhunuzu, rengarenk çiçekler ve meyveler gözlerinizi doyurduğunu hayal edin. Sanki cennetten bir parça gibi. Karşıya bakın, Saddam Hüseyin'in sarayı. Hemen Babil'in kenarına saray inşa ettiriyor kendini. Hatta burada bir yerlerde bir tane Arapça yazı var Babil İmparatoru olacağına dair. Yani daha doğrusu Babil İmparatoru Saddam Hüseyin vesaire gibisinden öyle bir yazı var. Etrafa bakınıyorum, onu görürsem de size göstereceğim. Hemen karşımızda İskender'in tahtı var. Tarihi kaynaklarda İskender'in burada vefat ettiği söyleniyor. Tahtın ortasında küçücük kaldım. Çok büyük burası. Vay be, buradan kimler geldi, kimler geçti. Burada ne var bir bakalım. Labirent gibi. Şu an Antik Babil kenti harabelerden ibaret. 19. ve 20. yüzyıllarda buradaki eserleri Avrupa ülkelerine sevk edildi demeyeceğim. Çaldılar. Ne var ne yok çalıp götürdüler. Hatta ben o kadar üzüldüm ki. Ve şu an Bağdat Müzesi kapalı. İçindekileri götürmüşler. O kadar çok üzüldüm ki. Burada bir tane hurma ağacı var. Çok büyüye benziyor. Bir ona bakalım. Burası labirent gibi, iç içe. Yani her yerden bir giriş var.
Şuradan bir bakalım burası neymiş. Sakramış Sarayı. Aa, kapalı etrafı. Buraya gireceğimiz zaman çok fazla güvenlik kontrollerinden geçtik. Çok fazla etrafta polis vardı. Hatta arabasız geldiğimizi de anladıklarında biraz şaşırdılar. Dedim acaba bir şey mi var bu taraflarda? Niye böyle bir tepki verdiler diye düşündüm. Tabii bilmiyorum. Çok sıcak. Çıkalım şimdi iştar kapısını da size göstereceğim. Babil'in meşhur iştar kapısı. Tabii bu gerçek iştar kapısı değil. Gerçeği şu an Almanya'daki bir müzede sergileniyor. Bunu hatırlıyor musunuz bir yerden? Benim Urumiye videomda Hanudin'le Süryani Kilisesi'ne girmiştik ya. Orada iştar kapısı vardı. Hatta Hanudin bunları anlatıyordu. İşte o zamanlarda Asurluların tanrıları diye isimlerini de söylüyordu. O videomu da buraya bırakıyorum. İzlersiniz. Bakın Merduk tanrısı. Kafası ejderha, gövdesi balık, kuyruğu yılan, ucu akrep ve burada şahin ayağı var ve aslan ayağı var. Ve buranın mavi olmasının sebebi de nazara karşı. Ve bakın kutsal çiçekleri papatya. Ve papatya onu... Papatya yani ilaç olarak kullanıldığı için kutsal. Ve bu sarının anlamı da gayret. Gayretin de Türkçesi tam olarak ne oluyor? Altyazı olarak geçeceğim size. Burada da başka bir tanrılarının figürü var. Bu da yağmur ve şimşek tanrısı. İştar, Kudaye, selam, aşk and happiness adı. Okay? Okay. Bab dervaze. İl Huda. Bab il. In Arabic, bab gate, bab. In Iran, dervaze. Il Huda. The gate of God. İştar kapısı Babiller zamanından kalma. Bab kapı demek, il ise tanrı demek. Yani tanrının kapısı. Sümercesini de size söylemiştim. Onda da tanrının kapısı anlamına geliyordu. Sadece diller değişiyor aslında. Tabii bu gerçeği değil, bu sahtesi. Gerçeği Almanya'daki müzede sergileniyor. Babil tanrıları kuzeye doğru bakıyor. Bu saygı anlamına geliyormuş. Ve Babil yapıları yapıldığı zaman tuğla arasına hasır kullanıyorlarmış. Yani tuğla koyuyorlar, hasır oluyor. Tuğla, hasır, tuğla, hasır. Ve bu da depremlere karşı yapılmış. Şimdi Saddam'ın sarayına doğru gidiyoruz. Tabii video çekmeme izin verirler mi bilmiyorum. Yolumuz böyle. Antik Babil kenti burada. Burada bir yol var. Buradan gidiyoruz. Sanırım Saddam Hüseyin'in sarayı karşıda. Az kaldı. Evet, şimdi sarayın bahçesindeyiz. Hem buraya girerken hem de Antik Babil'e girerken pasaport kontrolü yapıldı. Yani diğer hiçbir yerde böyle bir şey yoktu ama burada vardı. Saddam Hüseyin'in sarayına girerken eşimle benim nereli olduğumuzu sordular. Ben Türkiye'li, eşim de İranlı deyince hoşlarına gitti ve bizden para almadılar. Yani normalde para vermemiz gerekiyordu ama almadılar. Irak'ta ilk defa bu kadar yeşillik görüyorum. Çok şükür içecek bir şeyler bulduk. (Gülüyor)
Saray burada. Şu yoldan ilerlememiz gerekiyor. Saddam'ın sarayı burada. Antik Babil kenti burada. Ve Dicle Nehri de hemen burada. Geldiğimiz bölge dümdüz. Ama Saddam Hüseyin'in sarayına çıkarken böyle dönen bir tepeden doğru çıkıyoruz. Büyük bir ihtimal burası yapay bir tepe ve bence Babil Kulesi'nden esinlenerek de böyle bir şey yapmış olabilir. Çünkü böyle dönerek çıkıyoruz. Git bitmiyor. Saray boşaltılmış. Yani sarayın içinde hiçbir şey yok. Taş işçiliğine bakın. Saddam Hüseyin'in de tasviri var. İşler kapısı. Bakın. Farklı tarihi yerleri böyle taşa işlemişler. Çok büyük bir saray burası. İnanılmaz derecede büyük. Şaka gibi. Bu kadar büyük olabileceğini hiç hayal etmemiştim. Şu an bir şey tahmin ediyorum. Karşı tarafta. Büyük bir ihtimal tahminlerim doğru. Gelin. Tahmin ettiğim şeyi göstereceğim size. Sarayın bu kapısı, bu balkonu, Dicle Nehri Sarayı. Diğer tarafa gidelim. Diğer tarafa sanırım şuradan gidebiliriz. Cumhurbaşkanlarının sarayı bu kadar büyük mü oluyor normalde? Aşırı derecede büyük. Çok ilginç olan her yerde yazılar var. Yani büyük bir ihtimal bir zamanlar burası korunmuyordu. İnsanlar ne zaman yazıyı keşfettiyse bu duvarları bu hale getiriyorlar. Ne yazıyor acaba? Çok merak ediyorum. Üst katları da var. Ama tabii kapalı şu an. Tavana bakın. Çok yüksek.
Evet, Saddam Hüseyin'in sarayını da size göstermeye çalıştım. Şimdi karşıma bakın. Antik Babil kenti sarayın ayaklarının altında. Saddam Hüseyin'in Babil İmparatoru olma hayalleri vardı. Yani özellikle bu sarayı buraya yaptırıyor. Diğer taraftaki balkonu Dicle Nehri'ne bakıyor ve evinin önü de tam olarak Antik Babil kentine bakıyor. Ve birçok lider gibi Saddam Hüseyin'in de Babil İmparatoru olma arzuları vardı. Tabii o da diğerleri gibi toprak oldu. Biz şimdi Necef'e doğru gidiyoruz. Minibüs kalkıyor mu buradan bilmiyoruz ama burası yol kenarındaydı. Şimdi gideceğiz, yol kenarında bekleyeceğiz. Minibüs ya da taksi gelirse otostop çekeceğiz ve Necef'e doğru gideceğiz. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.